Merhaba Art TV izleyicileri. Yeni bir Artı Gerçek programıyla karşınızdayız. Bu haftaki stüdyo katılımcımız Ragıp Duran. Hoş geldin Ragıp. Merhaba. Evet, programın ilerleyen bölümlerinde Artı TV Ankara temsilcisi Sibel Ürtaş, Artı Gerçek yazarları Armağan Kargılı, Altın Örs ve Koray Düzgören de bizlerle birlikte olacaklar. Evet, bu hafta genellikle çok konuşacak konu var ama başka bir yerden başlayalım istersen, bizim meslekle de ilgili olarak. Dün sen Artı Gerçek'te Hakiki Gazetecilik diye bir yazı yazdın. Bu sarı yeleklerin birinci yılında medya organları, uygulamaları nasıl değiştirdi diye. Nedir bu Hakiki Gazetecilik? Bize uyar tarafı var mı, uymaz mı? Şu aslında Liberasyon Gazetesi, Fransa'nın önde gelen 8 büyük yayın organının genel yayın yönetmeni, yazı işleri müdürü yahut haber müdürüne bir yılda, çünkü Sarı Yelekler biliyorsun geçtiğimiz hafta birinci yılını tamamladı. Bu toplumsal hareketi nasıl izleyip aktardınız, ne gibi sorunlarınız oldu, neler yaptınız diye bir anket yapmış. Evet. Bunlar da cevap veriyor. Çünkü işin özü şu, bu Sarı Yelekler son derece ilginç, orijinal, yeni bir ayaklanma. Fransız medyası da pek bunu ciddiye almadı. Egemen basın, Fransa'daki egemen medyada, işte anarşistler falan da bu işe bulaştığı için bunları bir şiddet hareketi ve dışlamaya yönelik. Ve polis de çok sert davrandı. Evet. Mayıs 68'den beri ilk defa işte o bizde kirpi denilen aletleri falan kullandılar. Medyada bir süre sonra Macron yönetiminin girdabına katılıp onlar da müthiş bir sarı yelek düşmanlığı başlattı. Buna hem sarı yeleklerin bizzat kendileri hem de diğer toplumun kesimleri de, zaten Fransız egemen medyası öyle çok güvenilir her yerde olduğu gibi, inanılır bir medya değil. Baktılar iş kötüye gidiyor. Yani satışları düşüyor, gazetelere gelen şikayetler artıyor. Oturup bir dizi tedbir alıyorlar. Daha doğrusu biraz öz eleştiri yapıyorlar. İşte mesela ya biz yeteri kadar okurlarla, yurttaşlarla temas edemedik. Biz şimdiye kadar hep zenginlerle, ünlülerle uğraştık. Halbuki onlar azınlığı oluşturuyor. Çok hoş, çok ilginç tespitleri var bu gazeteci meslektaşlarımızın, ki bunların hepsi öyle solcu, demokrat filan gazeteci değil. Yani orta sağdan radikal sola, yerel medyadan devlet televizyonunun yetkililerine kadar herkes artık şunu kabul ediyor. Gazeteci olarak biz bu hareketi hemen yargılayıp mahkum ettik. Halbuki bir iş, bizim işimiz yargılamak değil, bizim işimiz bu sarı yelekler hareketinin nasıl bir hareket olduğunu inceleyip araştırıp olayın bütün taraflarının görüşlerini aktarmak. Vallahi çok hoş şeyler gördüm. Mesela bir tanesi şey diyor. Böyle ünlü insanları, politikacıları değil, olayın kahramanlarını ekrana çıkaralım, sayfalara çıkaralım. Evet. Bizde de genellikle ne yazık ki böyle yapılıyor. Hoş şeyler öneriliyor. 8-9 öneri galiba çıkarmıştım ben oradan. Özü şu, gazetecilik öyle oturduğun yerden yapılmıyor. Sokakta yapılıyor, bir. İkincisi, gazetecilik çok siyasi, çok ideolojik, çok kültürel ama çok da toplumsal bir faaliyet. Dolayısıyla toplumun gidişatını, toplumdaki çeşitli gelişmeleri çok yakından, içinden izlemesi lazım. Muhabir gelip oturmasın yazı işlerinde, sürekli sokakta olsun diyor. Ve buradan da şunu anlıyoruz ki, şimdiye kadar sarı yelekler hareketine yeteri kadar ilgi göstermeyen medya, egemen medya kaybettiğini anlayınca, çok eleştiri geldiğini anlayınca oturup biz bundan sonra bu konuya daha fazla ağırlık vereceğiz diye öz eleştiri yapıyorlar. Zaten Fransız medyasının bu yaklaşımı sarı yeleklerde bir gazetecilik düşmanlığını da beslemişti. Evet, yani hatırlıyorum birkaç olayda bir kere bayağı muhabirlerin iş yapmasını engelliyorlardı. Birkaç kere de şiddet uyguladılar. Bir tek Mediapart diye Le Monde'un eski yazı işleri müdürü Edwy Palin'in çıkardığı çok önemli bir, daha önce de bahsetmiştim, Mediapart diye bir internet sitesi var. Bunlar esas olarak hep özel haber peşinde koşuyorlar. Hükümetin, iktidarın, büyük kuruluşların açıklarını falan yakalıyorlar. Bu yüzden de zaten o sırada polis baskın yapıyordu haber kaynaklarını öğrenmek için. Hemen sarı yelekler gelip Mediapart'ın önünde gösteri yaptı gazetecileri savunmak üzere. Dolayısıyla herhangi bir sosyal hareketin medya ile olan ilişkisi de burada çok iyi ortaya çıktı. Eğer medya o sosyal hareketi düzgün, doğru, objektif, dengeli bir şekilde izleyip aktarırsa o sosyal hareket medya ile dost olur, yakınlaşır. Evet. Öteki türlü olursa... Evet. Peki bu bize uyar mı?
Biz derken Artı TV'yi kastediyorsan uyar, Türkiye'yi kastediyorsan yani Türkiye'deki herhangi bir ayrım yapmadan kendisini büyük gazete, radyo, televizyon olarak görenler açsınlar baksınlar bu önerilerini, hiçbirini yapmıyorlar ve bu Fransız meslektaşların tam da eleştirdiği şeyleri yapıyorlar. Sadece zenginler, sadece ünlüler. Ne bileyim, mesela şöyle bir öneri vardı. Diyor ki başkent ve büyük kentler yetmez. Pek sık gitmediğimiz yerlere de gidelim. Evet. Var mı şimdi bizde öyle giden? Ya zaten şimdi bize en uymaz yanı şu. Bize derken Artı TV, Artı Gerçeği kastetmiyorum. Trajler düşünce bu tedbiri, bu tartışmayı açıyorlar. Bizde özellikle medyanın %90'ı trajler diyor. Çünkü saraydan besleniyor. O yüzden de böyle bir problematik doğmaz ve bu tartışma Türkiye'de olmaz. Yok, gibi. Yok, yani keşke olsa, çok iyi olur ama... İşte tabii demokrasinin olduğu yerde, ondan sonra medya okur yazarlığının düzeyi yüksek. Evet. O bakımdan ilginç. Yani ben o yazıda şunu da belirttim. Gazetecilik sabit bir meslek de değil. Yani dünya değiştikçe, toplum değiştikçe bizim de gazeteci olarak o değişime ayak uydurmamız, o değişimi yakından izlememiz, o değişimin neredeyse içine girmemiz, aktör olmadan izlemek evet. için, yakından izlemek için. Le Monde'un kurucusu Hubert Boehmer'in çok güzel bir gazetecilik tanımı vardır. Bilirsin büyük bir ihtimalle. Gazetecilik temas ve mesafe mesleğidir evet. derler. Bu çok önemli bir şey. Yani mutlaka haberini yaptığın kaynakla arana bir temas koyacaksın. Onun adamı olmayacaksın. Mesafe koyacaksın. Saray gibi yazmayacaksın. Evet. Ama oradan haberi çıkarmak için de temas etmen lazım onunla. Dolayısıyla önce temas edeceksin, toparlayacaksın haberini, bilgini, görüşünü vesairesini. Sonra teması, sonra mesafeyi koyacaksın. Bu çok önemli. Çok bize güzel. Yapıştı kaldı arkadaşlar. Temas var, mesafe yok. Değil mi? Kesinlikle. Mesafe sıfır ya. Şimdi Kemal Öztürk de açıkladı, eski Anadolu Ajansı Genel Müdürü. Soruyorlarmış değil mi önce? Bunu uygun görmüşler. Yani, ama o sorduktan da öte bir şey var orada tabii. Ona istiyor. Kemal Öztürk'ün tam anlatmadığı o. Beğenmediği başkalar olunca açı fırça atıyormuş yani. Ha. Tabii o bir yanını anlatmış şimdi, öbür yanını anlatmamış yani. Bir bu saraya bağlı gazetelerden birinin de çalışan arkadaşa sormuştum. Genel yayın müdürünü de tanırım. Ne yapıyor dedim. Vallahi görmüyoruz bile dedi. Niye dedim. Sürekli de eli telefonda Ankara ile konuşuyor dedi. Ha. Talimat alma vaziyettir yani. Evet, Ankara'da havalar soğuyor ama siyaset ısınıyor giderek. Çok harareti yüksek günler geliyor gibi görünüyor siyasette, mecliste. Şimdi Sibel Ürtaş'a gidelim. Artı TV Ankara temsilcisi Sibel Ürtaş. Sibel merhaba. Merhaba Celal Başlangıç, Ragıp Duran, iyi yayınlar. Teşekkür evet, ederiz. Evet, o Kemal Öztürk'ün bahsettiği sizin de üzerine bazı donelerde bulunduğunuz, anımsatmalarda bulunduğunuz süreçleri yaşadık maalesef. Ben de bir ekleme yapayım. Evet, Kemal Öztürk'ün bahsettiği süreçler yaşandı. Hala da yaşanıyor. Maalesef genel yayın yönetmenleri sadece manşetlere değil, biz bu haberleri izleyelim mi, şuraya gidelim mi, şuraya bakın şu kadar canlı yayın ekibi gönderiyoruz diye yaptığı konuşmaları hatta pervasızca haber merkezinin ortasında dahi yapıyorlardı. Bunlar gizli şeyler değil. Anladım. Evet, maalesef medyanın geldiği durum bu. Biz gelelim siyasete. Evet, Ankara'nın önemli gündem maddelerinden biri de HDP'nin yayınladığı son deklarasyondu. Bir toplantı yaptı bütün seçilmişleriyle HDP. Sineyi millete dönecek mi, dönmeyecek mi tartışmaları vardı. Nereden çıkmıştı bu tartışmalar? Sen hem o toplantıyı izledin, deklarasyonun açıklanmasını izledin. Hem sonrasında Kars Belediye Eş Başkanı Aydın Bilgen'le söyleşi yaptın. HDP Eş Başkanı Sezai Temelli ile konuştun. Ne oldu orada ve bu karar nasıl çıktı? Bu karar alınmadan önce uzun toplantılar yapıldığını söyleyelim. HDP hem kendi kadrolarıyla toplantılar yaptı hem de birleşenleriyle toplantılar yaptı. Sadece Sine-i Millet'e dönelim mi dönmeyelim mi diye bir dar bir tartışma alanı değildi. Bu toplantıların ana merkezi kayyum politikalarına karşı HDP ne yapmalı? Bunun da daha ötesinde AKP'nin
politikasının ana hatları burada ortaya konuldu ki HDP'nin başından beri savunduğu şey politika şuydu, faşizmi gerileteceğiz yönünde bir politikaydı. İşte bunu nasıl sağlayabiliriz? Sadece bu erken seçim çıkışını ya da bu deklarasyonu kayyumlar üzerinden almamak lazım. Hali hazırdaki AKP politikaları üzerinden de ele almak lazım ki bu toplantılarda genel tartışma süreçleri yaşandığını söyleyebiliriz. Sineye millet tartışması ya da sadece yerellerden çekilebiliriz önerileri vardı bu tartışmalarda. Bunlar gündeme alındı ve ortak görüş demeyelim. Çoğulcu görüş sineği millete dönmek yönünde değildi. Şöyle bir tartışmanın olduğu duyumlarını aldık. HDP herhangi bir şekilde parlamentodan çekilirse ya da yerel yönetimlerden çekilirse bu AKP ve MHP ittifakına bir erken seçim olanağı yaratır mı? Yani AKP ve MHP ya HDP parlamentodan da çekildi, yerel seçimlerden de çekildi. Bu iş olmuyor, tepkiler de var. Hadi biz bir erken seçim kararı alalım mı ya da bu politikalardan geri adım atalım mı diye bir karar aldırabilir mi? İşte bu tartışma yaşandı ve iktidarın böyle bir karar alamayacağı sonucuna varıldı. Bu yüzden de sineği millet önerisi bir şekilde reddedildi diyebiliriz. Ama burada hem HDP İş Belediye Başkanları hem de milletvekilleri şunu üzerine vurarak söylediler. Biz bu kararı alırken koltuklarımıza yapışmadı. Koltukları çok isteyerek istediğimiz için bu kararı almadık. Bu kararın ötesinde başka bir şey var dediler. Ne var peki? Bu iktidarın daha da işine yarayacak bir süreç olacaktı dediler. Ki deklarasyonun açıklandığı toplantıda yaşlı bir kadının konuşması vardı ki bence eş başkanların konuşmasından da önemliydi. Sadece benim için değil, mikrofon uzattığım ya da birebir konuştuğum tüm politikacılarda bu kadının konuşmalarına işaret ettiler. Bu kadın dedi ki kürsüden eğer aslanlar yerlerini bırakırlarsa, alanı terk ederlerse orayı tilkiler doldurur demişlerdi. Genelde neden sineği millet çağrısına kulak vermediniz sorusunu sorduğum insanlar da işte bu konuşmaya atıfta bulundular ki canlı yayınlarımızda da bunu gündeme getirdik. Bu ortak bir karar değil, çoğunlukla alınmış bir karar. Bunu söyleyelim ki tartışmayı ilk başlatan isim HDP'nin eski belediye başkanı ve eski milletvekili Sırrı Sakık. Deklarasyonun açıklandığı gün dahi hala yerel yönetimlerden çekilme önerisinde ısrarlıydı. Biz burada kurbanlık koyun gibi bekliyoruz adeta dedi. Bunu da söyleyelim. Böyle bir karar alındı. Sineği millet çağrısına hayır biz buralardan çekilmiyoruz dediler. Ama buna karşılık erken seçim istiyoruz AKP ve MHP ittifakına. Çağrımız budur. Kamuoyuna da bir çağrı var, dikkat çekici bir çağrı. Kamuoyuna da sivil itaatsizlik çağrısında bulundu. Burada deklarasyonu açıklarken HDP ki bu çağrıda da hemen Ankara'da başkentte bir hareketlilik yarattı. Yeniden dönelim HDP'nin bu kararı alış sürecine. HDP aynı zamanda bir kongre sürecinde bunun da altını çizmek gerekiyor. Ocak ya da Şubat ayında artık HDP'nin genel kongresini yapması gerekiyor ki illerde kongre süreci başladı. HDP de kendi içinde bir yeniden yapılanma sürecine tartışıyor. Bu yeniden yapılanma sürecinin de yine bu karar alınma sürecine etkide bulunduğunu belirtelim ve bir örnek verelim. Bu örneği HDP'liler vermedi. Ben bir anımsatma yapayım. Hafızalar açısından 31 Mart seçimlerinde 31 Mart seçimlerinin ardından İstanbul seçimlerini iptal etmişti Yüksek Seçim Kurulu. 23 Haziran'da yeniden bir seçim konulmuştu. Bu dönemde Cumhuriyet Halk Partisi acaba biz 23 Haziran seçimlerine girmesek mi, boykot mu etsek diye bir tartışma yaşamıştı hatırlarsanız. Parti meclisinde geniş kapsamlı bir tartışma yaşanmıştı. O tartışmadan sonra CHP hayır boykot etmiyoruz kararı almıştı. Çok sonrasında milletvekilleriyle konuştuğumuzda ki milletvekilleri de farklı yerlerde görüşlerini paylaştığında
şunun altını çizmişlerdi. Demişlerdi ki biz 23 Haziran seçimlerini boykot etsek acaba bu toplumda bir meşruiyet tartışması yaratır mı? Ya da AKP ve MHP ittifakı açısından bir meşruiyet tartışması yaratır mı? Hayır, yaratmaz. Hatta AKP ve MHP, CHP'de seçimlerde aday göstermedi, ne yapalım der diye bir manzara çizmişlerdi. O gün ana muhalefet partisinin dahi böyle bir süreci cesaret edemediğini anımsatmak isterim. HDP'nin içinde yapılan tartışmalar da işte tamamen böyle bir pratik süreç üzerinden, böyle bu analizler üzerinden yaşandı ve Sine-i Millet önerisi bir anlamda reddedildi. Erken seçim çağrısı var. Erken seçim çağrısı daha söylenir söylenmez muhalefette büyük bir hareketlilik yarattı. Bence dikkat çekici bir hareketlilik. Ama şunu da söyleyelim. Açıkçası Ankara'da uzun süredir iktidarın da bir yandan bir baskın seçim istediği aslında konuşuluyor. İktidar muhalefete erken seçim çağrısı yaptırmak istiyor. Muhalefette iktidara baskın seçim çağrısı yaptırmak istiyor diye bir psikolojik savaş var hali hazırda ortada. Analizi yapanlar da var. Haksız da değiller. Son zamanlarda siyasi partilere giden anketler hiç de iç açıcı değil. Hem AKP açısından anketler iç açıcı değil, hem de CHP açısından da iç açıcı değil. Bunun altını çizelim. Halihazırda anketler 31 Mart öncesine döndü. CHP ve AKP'de yaşanan oy kaybı şu an kendini kararsızlar hanesine yazdırmış durumda. İşte o kararsızları sürükleyecek yeni bir siyasi öncüye ihtiyaç var. Ya da var olan siyasi öncülerin kendisini siyaset arenasında daha iyi ifade etmesine ihtiyaç var. HDP'nin çağrısı tam da böyle bir dönemde ortaya çıktı. HDP bu var olan oy kaybına ilişkin ya da kararsızlara ilişkin 31 Mart seçimlerinde yaptığı gibi kilit bir parti konumuna gelebilir mi, önce olabilir mi yapacağı ittifaklarla? İşte önümüzdeki süreç o açıdan çok önemli. Ben de Türkiye'nin önümüzdeki dönemde bir erken seçime gideceğini düşünüyorum. 2020'de bir erken seçim olacak gibi. Evet, yeni gözlemciler siyasi 2020, partiler de bunu ifade ediyorlar. 2020 Kasım'ını işaret ediyorlar. Şimdi bir de tabii HDP'nin kurultay süreci vardı. Bir de kurultay süreci olan CHP var. Ve saraya giden CHP'li hala bulunamadı. Hakikaten var mı böyle bir CHP'li gerçekten? Yoksa kurultay sürecine dönük başka bir yer sağlamlaştırmayla mı karşı karşıyayız? Şimdi Kemal Öztürk'ün yazısına yer verdiniz. Şimdi Murat Yetkin bir yazı yazdı. Bugün RTTV ekranlarında da köşe yazısı yayınlandı. Murat Yetkin dedi ki ben değilim dedi. O temsilcilerden biri ben değilim dedi. Madem benim diyen ortaya çıkmıyor, ben değilim diyenler teker teker kendilerini ifşa etsinler dedi. Gazetecilikte şu an böyle bir furya başladı. Biz hemen söyleyelim, CHP'de o furya çoktan başlamış durumda. CHP'de genel merkezde olsun, parlamentoda olsun, kulislerde tüm CHP'liler şunu söylüyorlar, o ben değilim. Evet. O ben değilim ama kim? Bu olay, olduğu belli değil. Rahmi Turan Sözcü de bu olayı yazdığında, ilk ben değilim diye ortaya çıkanlar aslında gitme ihtimali en yüksek olanlardı. İlk önce onlar ben değilim diye başladı. Ama burada benim de en fazla dikkatimi çeken şey Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon programında evet böyle bir konuşma oldu demesiydi. Madem Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bu kişinin kim olduğunu biliyor, neden bu kişi hakkında ihraç süreci başlatılmadı? Ki CHP'de ihraç süreçleri bizim çok yakından tanıdığımız süreçler. Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü kongre olduğu dönemde birebir ekranları getirdik. Olağanüstü kongre sürecini o dönemde konuşanlar, yazı yazanlar, efendim Akşam Gazetesi'ne demeç verdiği gerekçesiyle haklarında disiplin süreci işletilen isimler oldu. Peki neden bu kadar ciddi bir iddia üzerine, siz biliyorsanız kim olduğunu, bu kişi hakkında bir disiplin süreci başlatmadınız? En fazla dikkat çekici belki CHP'lilerin saraya neden gittinizden de öte sorması gereken soru bu ki CHP özellikle seçim döneminde
en küçük bir eleştiriyi dahi kaldıramayarak ihraç süreçlerinde işleten bir parti olmuştu. Peki bunun için neden işletmedi sorusu da gündeme geliyor. Belki de bu tartışmayı çözecek olan CHP ihraç sürecinde ya da disiplin sürecini diyelim, ihraç demeyelim, disiplin sürecini bu şekilde başlatarak da sarayın bu denli müdahalelerine kurumsal olarak da açık olmadığını gösterebilecektir. Herhalde bu kurultay sürecinde Kemal Bey'e karşı aday olmak isteyenler de böyle bir tablo karşısında saraya giden adam zannını taşımamak için aday olmaktan vazgeçerler mi? Olabilir. Hala genel başkanlık iddiasını koruyan isimler var hali hazırda ki bunun isimlerin başında Muharrem İnce geliyor. Bu da olabilir tabii. Peki Sibel. Onu da söyleyelim. Muharrem İnce bu iddia kendisine birebir soruldu ve o kişi ben değilim, beni CHP'liler iyi tanır ifadesini kullandı. Hemen onu da parantez içinde söyleyelim. Bir de Kemal Kılıçdaroğlu ben değilim demedi galiba. Tabii o da var. Peki Sibel, bize katıldığın için çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. İyi yayınlar. Celal, yayından önce konuşuyorduk. Burada söz konusu gazetecinin tutumu da pek parlak şu değil. Asıl konuşalım. Değil yani Rahmet Uğran bir yazı olarak yazdı bunu. Kulis saraydaki kaynağından aktardı. Hatta konuşmanın biraz ayrıntısına bile girdi. Fakat isim açıklamıyor. Hatta bugün Erdoğan dedi ortadan kayboldu diye. İngiltere'ye gitmiş zaten. Evet. Yani peki bunu hakikaten bir mesleki eleştirme olarak nasıl görüyorsun? Şimdi şu, zaman zaman gazeteciler kaynağını açıklamadan bir bilgi yayınlayabilir. Fakat burada Rahmi Turan gibi çok nasıl diyeyim, her halükarda kıdemli bir gazeteci saraya yakın kaynak dediği, o kaynağın sağlam olduğundan emin ki bunu vermiş. Çünkü normalde kaynağın sağlamlığı çok sakat bir şeydir. Size 9 tane haber verir, sızdırır. Evet. 9'u çıkar, artık güvenirsiniz ona. 10. da şapa oturursunuz. Şimdi anlaşıldığı kadar, ben Londra'ya gittiğini bilmiyordum. Hayır, o da Londra'da. Bilmiyorum onda. yok, ama Londra'ya gitmesi manidar. Benim anladığım kadarıyla bütün bu mekanizmadan kaynak yanıltmış bunu olabilir. Birinci ihtimal. İkinci ihtimal, senin söylediğin ihtimal, Kılıçdaroğlu gitmiştir belki oraya. Onu açıklamamak için Londra'ya gitmiş olabilir. Ama her halükarda asparagas olduğu, yani yalan haber olduğu izlenimi bu tartışmalar sırasında çok fena bir şekilde ortaya çıktı. Bu bile şimdiden kötü bir şey. Yani mesela Yeni Çağ'da da saraydaki kaynağın bana şunu şunu söyledi diye şimdiye kadar çeşitli... Evet, Ahmet Takan özellikle yazardı. Şimdiye kadar çıkmadı onun söylediği, yani yanlış çıkmadı şimdiye kadar söyledikleri, ya tekzip edilmedi. Bugün Faik şeyin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsünün bir cevabı var bu konuyla ilgili, görmüşsündür sen de. Cumhurbaşkanlığını kumar masasına koymanın alemi ne? Çok niye bu kadar sinirlendi? Hakikaten doğru bir soru o. Şimdi burada böyle sen bir kere Cumhurbaşkanlığı ile CHP Başkanlığı aynı kefede, iki mevki, iki makam değil. Bir kabadayı ve mahallede böyle şeyler yapılır değil mi? Sen işte bak ben evimi koyuyorum, sen de bilmem arabanı koy. Ben Cumhurbaşkanlığı makamı... Bir iddiacı bir tutumla. Ama hayır, yani böyle bir şey görülmemiştir. Yani ben dünyada herhangi bir, yani izleyebildiğim kadarıyla herhangi bir Cumhurbaşkanı'nın kalkıp herhangi bir konuda koyuyorum Cumhurbaşkanlığını dediğini tabii duymadım. Tabii biraz nereden kaynaklanıyor diye düşündüm, ben onu buldum. Söyle. Çünkü Cumhurbaşkanı sözünde güvenilirlik olmadığı için illaki iddiayı yükseltmek istiyor. En son Cumhurbaşkanı'nı koydu ortaya yani sonuç olarak. En yüksek değil mi? Evet. Bak ama AKP genel başkanını bırakmadı geri. Normalde odur. Evet. Yani madem Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan etmek istiyor, ben o zaman AKP başkanlığından kaybedersem ayrılacağım, sen de CHP başkanlığından ayrıl derdi. Çok yükseltti şeyi. Çok yükseltti, evet. Ama şey, yani sözün değeri kalmayınca böyle sorunlarla karşılaşıyor demek insanlar. Ama yani daha önce de şey hatırlıyorsun, bir Öcalan'la kesinlikle biz görüşmedik, görüşmeyiz, görüşen namussuzdur falan dedi. Çıktı bütün her şey ortaya. Evet. Yani bir hatırladığım bir tane, başka bir sürü vardır. Şimdi Kore'ye, Koray Düzgören'e gidelim. Merhaba Koray. Merhaba. Merhaba Ragıp. İyi yayınlar. Koray yankı yapıyor sesin, yoksa iki tane mi Koray var orada? Bilemiyorum vallahi. Nasıl yok, geliyorsun? Şimdi daha iyi. Şimdi daha iyi, evet. Biraz. İlk başta yankı yapıyordu biraz. Evet. Kim bu CHP'ye Koray sana göre? Saraya giden. Şimdi tabii.
Yani aslına bakılırsa burada iki şey var. Ya yani birkaç şey var. Deminden beri konuşuyorsunuz ama birincisi bu köşke çıkma haberi, işte Rahmi Turan'ın yazısında ileriye sürdüğü iddiaya karşı önce köşkten ses çıkmadı. Yani birinci dikkati çekecek nokta bu. Yani köşk açıklama yaptı ama açıklamayı da yani neden sonra yaptı? Hep herkes beklerken bu açıklamayı işte iletişim başkanı köşk adına yaptı, Erdoğan adına yaptı. Böyle bir şey yok dedi. Erdoğan da bugün kalktı, ona cevap verdi. Artık yani top tamamen ayağındaydı. Bunu gole çevirmek için gerekli hamleleri yaptı ve işte demin sizin de söylediğiniz gibi işte el yükselterek bir iddiaya girişti. Ama daha öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu bir televizyon programında, sabah programında bu konuda kendisine sorulan sorulara evet giden olmuştur diye yanıt verdi. İşte ismi nedir biliyorum. Peki? Hatta ismi biliyorum da dedi. Demirim, açıklamam filan dedi. Böyle bir şey var. Bir de şu var. Tabii burada böyle bir iddia olduğu zaman şimdi bu iddianın iki tarafı var. Bir, bu iddiayı yazan, ileriye süren gazeteci. İkincisi iddianın kaynağı ya da iddia edilen kişi, yani Cumhurbaşkanlığı makamı. Yani ikisinden birinin açıklama yapması gerekiyordu. Rahmi Turan'ın ertesi gün yazdığı yazıda, hep birlikte biliyoruz bunu, açıkladı zaten, yazarak açıklamış oldu. Ben kaynağımla konuştum o haberin arkasında ama ben de bunu unutacağım, yani kesinlikle açıklamayacağım dedi. Burada şunu söylemek istiyorum. Demin de tartışıyorsunuz tabii gazetecilik açısından. Ben Rahmi Turan'la çalıştım. Rahmi Turan, yeni kuşaklar Rahmi Turan'ı bilmezler, pek tanımazlar. Yani Rahmi Turan gazeteciliğine pek uyan bir şey bu bence. Dolayısıyla böyle bir sansasyon yapmış da olabilir. Böyle bir sansasyona yol açmış da olabilir. Demir Ragıp söyledi galiba. Yani köşkten, çünkü köşkün çok işine yarayan bir şey. Yani gündem öyle bir noktaya geldi, tıkandı ki. Yani inanılmaz bir şey. Ekonomi tam bir rezalet durumda. İşte vergiler, zamlar birbiri peşi sıra. İşte çok kısıtlı bir şekilde bütçe tartışılıyor. O bütçe tartışmalarında bile ortaya çıkan duruma baktığımız zaman yani hiçbir şeyin çözülmediği ve her şeyin tam bir çıkmazda olduğu ortada. İşte Amerika gezisi fiyaskoyla sonuçlandı ve belki biraz sonra konuşacağız ayrıntılı olarak. Artık bir dahaki seçimlere kadar, başkanlık seçimlerine kadar Amerika'da, yani bir dahaki Kasım'a kadar Türkiye'nin Suriye'de adım atması mümkün değil. Üstelik de sadece Amerika açısından değil, Rusya açısından da adım atması mümkün değil. Birazdan geleceğiz. Böyle bir durumla karşı karşıya iken köşk böyle bir iddia ileri atılıyor. Sanki bir can simidi gibi. Yani dolayısıyla köşkten fısıldanan bir şey de olabilir bu. Ama böyle olmasa bile Rahmi'nin yazdığı bu haber böyle bir şeye neden oldu. İster istemez köşkün işine yarayan bir neden oldu. Nitekim işte Erdoğan'ın da bugün yaptığı açıklama, el yükselterek işte ben Cumhurbaşkanlığımı koyuyorum, işte Bay Kemal de genel başkanlığını koysun gibisinden. Yani son derece tatsız, son derece yakışmayan bir şey, tavırla ortaya çıkması da bunu gösteriyor. Gündemi birkaç gündür, gündemi işgal eden bir evet. mesele oldu bu. Yani fuzuli, nereden bakarsak bir bakalım. Mesele. Yani biraz... Evet, yani dolayısıyla bir sürü mesele var tartışılması gereken. Çok ciddi sorunlar var. Bilmiyorum, onların, yani mesela HDP'nin bu çerçevede HDP'nin yaptığı işte Sine-i Milliyet'e dönelim mi, dönmeyelim mi toplantısının ardından açıkladığı deklarasyon, erken seçim deklarasyonu oldukça önemli bence. Böyle bir önemli meselenin tartışılması varken işte köşke çıkan hayali CHP'li evet. çıktı mı çıkmadı mı? Yani tabii başka meselesi, bir şey oldu bu tartışma gitti. Suriye meselesini de biraz gölgeledi. Çünkü en son Dışişleri evet. Bakanı açıklama yapmış Çavuşoğlu ve yeni bir operasyon yapacağız diye Barış Pınarı'nı. Fakat Rusya sonra Türkiye'den güvence aldıklarını Lavrov açıkladı. Böyle bir şey yapmayacağını söyledi. Yani içeride başka, dışarıda başka bir durum var. Bu arada da Rusya'dan sık sık
Türkiye'den rahatsızlıkları dile getiren açıklamalar oluyor. En son Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Türkiye'nin Kuzey Suriye Harekatı'nın DAEŞ'leri militanları serbest bıraktığını söyledi. Evet. Böyle sık sık rahatsızlık dile geliyor. Bir yandan hangara kapanacak mı S-400'ler, kalacak mı F-35'leri, alacak mı Türkiye gibi bir sıkışmışlık da var burada. Evet, yani Lavrov'un açıklaması çok çarpıcı tabii. Yani Türkiye bize garanti verdi yeni bir operasyon yapmayacağına dair dedi. Ama onlar iç politikaya yönelik konuştukları için işte orada işler istediğimiz gibi gitmiyor. Dolayısıyla yeni bir operasyon yapabiliriz falan dedi. Ama öyle bir şey söz konusu değil. Demin de söylediğim gibi hem Amerika açısından değil hem de Rusya artık orada... Bu Dışişleri Bakan Yardımcısının da Oleg Sramolotov diyor ki IŞİD'liler yeniden tehlike yaratacak bir pozisyona geliyorlar. Kaçan IŞİD'liler ki sayıları 300-400 diyor. Belki daha fazla bunların sayıları. Ve bu çerçeve böyle bir ortamda yeni operasyon olamaz diyor bir. Ondan daha önemlisi böyle bir hareketlenmenin temel nedeni Türkiye'nin orada giriştiği ya da işte Türkiye'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu'nun, ÖSO gruplarının bölgedeki etnik ve mezhepsel karşılıkları körükleyen hareketleri diyor. Yani gerçekten de son günlerde orada IŞİD, ÖSO ve işte yani Suriye Milli Ordusu dedikleri diğer grupların bölgede yaptığı, giriştiği faaliyetler, işte katliamlar, işte Alevilere yönelik, işte yani sosyal medyada dolaşan videolar var konuda. Alevilerin katledilmesi yahut da sivillere yönelik bir takım şeyler, askılar meselesi. Orada bu etnik ve mezhepsel karşıtlıkları körük diyor gerçekten ve Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı da buna dikkati çekiyor. Ve doğrudan doğruya bunun adresi de Türkiye tabii. Evet. Türkiye'yi eleştiriyor. Ve diyor kesinlikle bölgede yeni bir operasyon olması, hareketin olması söz konusu değildir diyor. Tabii Türkiye yine işte Erdoğan Ocak ayında Putin'i davet ettiklerini söyledi. İşte Aralık ayının başında da NATO toplantısı var Londra'da. Orada da belki gene Trump'la görüşebilirim diye umut ediyor ama demin de söylediğim gibi artık bir dahaki Kasım'a kadar Türkiye'nin bölgede, Kuzey Suriye'de yeni bir harekata girişmesi mümkün değil. Koray bir şey soracağım. Çok kesin bir şey. Rahmi Turan NATO zirvesine mi gitti acaba? Efendim? Rahmi Turan Londra'ya gitmiş. NATO zirvesine hazırlığı için mi gitti acaba? Vallahi bilemiyorum niçin gitti. Yani biri mi gitti yoksa başka nedenlerle mi gitti bilemiyorum ama yani Rami Turan tabii Türkiye'de şöyle diyeyim magazin gazeteciliğini yahut da haberlere olduğundan daha farklı bir görünüm veren kendisi habere kravat takmak. Çekinme Aspara yani, gazete çekinme. Çekinme ben Aspara gazete. Ben habere kravat takıyorum diyor. Yani dolayısıyla az da iyi bir gazetecidir tabii. Çok satan, milyona ulaşan bir gazetenin bir bölümünün, magazin bölümünün yöneticisi olarak. Ama böyle bir şey de vardır. Yani öyle haberlerin kendi halinde olduğu gibi yayınlanmasını pek sevmez. Çok kibar adam. Çok diplomatik ya, çok diplomatik. Belli oluyor. Şimdi çünkü yeni kuşaklar tanımıyorlar Rami Turan'ı. Dolayısıyla nasıl bir şey de oldu, hangi şartlarda böyle bir haber verdi tabii bilemiyoruz ama dediğim gibi sonunda kimin işine yaradı ona bakmak lazım. Bu meseleyi o şekilde değerlendirmek gerekiyor. Bu konuda başka konuşacağımız da vardı. S-400'ler üzerine bir yazı yazmıştım bu hafta. Şimdi hangara kapatıyor mu Türkiye S-400'leri? Evet, başından beri söylüyoruz. Yani sonunda iddia ediyorlar hayır işte şey yapacağız filan ama orada bir gene kelime oyunu yapıyorlar işte. Diyorlar ki NATO'ya karşıt bir şey konuma getirmeyeceğiz bu S-400'leri. Çalıştıracağız ama
aktif hale getirmeyeceğiz. Yani bu ne demek? Yani aslında çalıştırmayacağız demek. Aktif hale getirmeyeceğiz anlamı taşıyor. Ama Amerika'dan gelenler bununla tatmin olacak gibi görünmüyor. Evet. Kesinlikle bundan vazgeçeceksiniz ve ikinci partiyi almayacaksınız şeklinde. Eğer bunlar olmazsa biz yaptırımları yeniden devreye sokarız şeklinde sesler geliyor, gelmeye devam ediyor. Dolayısıyla bu S-400'ler konusunda öyle fazla bir şansları olduğunu tahmin etmiyorum. Üstelik de Türkiye F-35'leri çok büyük bir arzuyla, çok büyük bir istekle böyle istiyor, talep ediyor. Çünkü bu uçaklara çok ihtiyacı var gerçekten de. Çünkü bölgeye ilişkin bazı talepleri ve deklare edilmemiş arzuları var Türkiye'de, Türkiye'yi yönetenlerin, şu noktada yönetenlerin ve bölge üzerinde ciddi olarak bir askeri güç kurmak niyetinde. Dolayısıyla bunun için de hava gücünü kuvvetlendirmesi şart. F-16'lar artık neredeyse devre dışı kalacaklar. Yani ömürlerini tamamladılar. Ve onun yerine onlardan daha yetenekli bir uçak olarak F-35'ler gerekiyor. Ve Türkiye bunu çok istiyor, çok arzu ediyor. Dolayısıyla Rusya'nın önerdiği uçaklar, işte Su-57 vesaire diğer uçaklar, ki onlar daha prototipte, daha henüz kesin bir şekilde imalata geçmiş uçaklar değil. Kendi uçağı, Türkiye'nin kendi savaş uçağı meselesi de gene bir masal olarak önce 2023'e Cumhuriyet'in 100. yılına yetiştireceğiz diyorlardı. Ama 2025'e doğru sarktığı, o konudaki çalışmalarında hiç istedikleri gibi gitmedi. Şimdi ayrıntısına girmeyeyim. Ortaya çıktı. Dolayısıyla F-35 en büyük hedefleri. Dolayısıyla bunun için S-400'lere 2,5 milyar doları verip hangara koyacaklardır. Yani bunun başka bir yolu görünmüyor Türkiye açısından. Evet, henüz yerli ve milli uçak olmadı ama yerli ve milli harekalısını yapıp saraya koymuşuz. Çin balığı. Evet, yani onlar oluyor. Yani tanklar da şimdi biraz da istersen kısaca, evet, savunma bütçesi vesilesiyle mecliste görüşülen savunma bütçesi vesilesiyle biraz da o işe girelim istersen. Yani çünkü son günlerin yine hararetlenen bir tartışması, palet fabrikası, yani Katarlara hibe edilen 25 yıllığına hibe edilen ihalesiz Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle tek yanlı bir şekilde burada tabii BMC şirketi ile Katar ordusunun ortaklığı söz konusu. BMC demek Etten demek, Erdoğan demek. Yani dolayısıyla ve bu palet fabrikasında ilgili sorulara Akar cevap veremedi. Gerçekten de tam bir fiyasko. Mecliste ki bu konunun tartışılması tam bir iktidar açısından tam bir fiyasko oldu. Cevap veremedi. İşte tank, biz zaten orada tank imal edeceğiz dedi. İşte 250, önce 250 tank imal edeceğiz dedi. Sonra başka şey söyledi. İşte 50 milyon dolar yatırım yapacağız dedi. Peki niye devlet yapamıyor mu diye sordular. İşte özel sektörü de teşvik etmek lazım canım filan gibisinden bir takım açıklamalar yaptı. Cevap veremedi. Orada son derece zor durumlarda kaldı. Ama işin aslı gerçekten de karşılığı nedir bilemiyoruz tabii. Yani Katar'ın Türkiye'ye Cumhurbaşkanlığını hibe ettiği uçağın karşılığı mıdır ya da başka karşılıklar mı vardır bilemiyoruz bu şeyde. Resmen tank palet fabrikası, ki oldukça önemli, kendileri de söylüyorlar, stratejik bir fabrika. Şu anda değil ama ileride tank imalatı için kullanılabilir. Yani hani yerli ve milli tank, Altay tankını biz burada yapacağız diyorlar. Bu da daha gerçekçi bir şey değil. Daha henüz bir şey oluşmuş değil. Daha henüz motor bulunamadı ya, motorla ilgili, motor imalatı ile ilgili şeyler, çalışmalar devam ediyor. Ama olsun, önemli bir fabrika ve bu fabrikanın bir kuruş alınmadan Katar'a devredilmesi, öyle demek lazım.
karşılığına daha doyurucu cevaplar verilmesi gerekiyor. Bir. İkincisi, yine savunma bütçesinde Akar'ın bu Suriye'deki, Kuzey Suriye meselesi sorulduğunda Suriye'deki bunu öven sözleri var. Bunları eleştiriyorlar ama bu doğru düzgün gayet ciddi bir ordu filan dedi. Yani bu ciddi ordunun nasıl başıbozuk bir şekilde ve kimlerden oluştuğunu aslında günlerdir, haftalardır çok değişik kaynaklar fotoğraflı olarak, videolu olarak, belgeli evet. olarak işte eski IŞİD militanlarının, eski El-Kaidecilerin nasıl bu Suriye Milli Ordusu içinde yer aldığını ve onların marifetlerini belgeli bir şekilde ortaya koyuyorlar. Bu da çok talihsiz bir açıklamaydı. Başka bir talihsiz açıklaması daha oldu bakanın. Biz bunlara para vermiyoruz Milli Savunma Bakanlığı evet. bütçesinden dedi. Burada da gene bir laf kaydırmacılığı var. Yani bir uyanık davranmaya çalıştı. Siz vermiyorsunuz ama MİT bütçesinden ya da örtülü ödenekten veriliyor. Yani bunu da herkes biliyor. Kendi yazarlarınızda yazdı bunu. Kimse de bilmedi. Kaldı ki orada para verdiğiniz militanlar bir ara Türk parası verdiğiniz zaman isyan ettiler. Biz Türk parası istemiyoruz, dolar istiyoruz diye. Çünkü Suriye parasının değeri daha hızlı artıyordu orada. Evet. Yani dolayısıyla nereden bakılırsa bakılsın tam bir Milli Savunma Bütçesi'nin tartışılması diğer konuların, diğer bakanlıkların bütçeleri de aşağı yukarı öyle ama Milli Savunma Bütçesi gerçekten de çok vahim bir şekilde tartışıldı ya da daha doğrusu tartışılmadı. Yani bu evet. sadece Türkiye'nin paralarının yani savunma için ayrılan paralarının ne şekilde harcandığı, nerelere harcandığı konusunda yani çok fazla bir bilgi çıkmadı ortaya ama en azından bakanın bu bir takım şeyleri saklama ya da işte yanlış bilgi verme milyarların, genin milyarlarının varlıklarının nerelere gittiğini, nerelere harcandığını çok net bir şekilde gördük. Benim şimdilik söyleyeceklerim evet. bunlar. Yani not aldıklarım. Peki bize katıldığın için çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Kolay gelsin. Sağ ol. Eyvallah. İyi yayınlar. Şimdi tabii bu tank palet fabrikası ile ilgili önemli de bir şey var. İhalesiz veriliyor. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle veriliyor. İşte 200 tank üretecek, 250 tank üretecek falan deniyor. Peki bu tankları kim alacak? Katar Milli Savunma Bakanlığı alacak. Ha. Fabrika zaten Milli Savunma Bakanlığı'nın. Yani başka bir soygun düzeni kurulmuş, emme basma tulumba gibi çalışacak bir yapı oluşturmuşlar burada. Kendi fabrikasında üretilen tankların parasını vererek satın alacak. Fabrikayı da muhtemel bedava verdi. Vaktimiz var mı? Var evet. Koray'ın söylediklerini destekleyecek bugünkü New York Times'a, daha doğrusu önce Reuters geçmiş. New York Times'ın yanı sıra başka birçok Amerikan gazetesinde de var. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey bir yetkilisi diyor, isim vermiyor. Aynen şunu söylemiş alıntı. Ankara'nın ABD ile ilişkilerindeki çıkmazı aşabilmesi için Türkiye'nin Rus S-400 sisteminden kurtulmaya ihtiyacı var. Türkiye imha edebilir, iade edebilir ama bir şekilde bu Rus sisteminden kurtulmaya ihtiyacı var demiş. Bu haber Sputnik ve Katimerini'de, Yunan gazetesinde evet. de var. Aynı konuda Amerikan CBS televizyonunda Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki ihtilaf kalıcı olabilir demiş. Yine son 3 günü taradım. En çok Suriye temelinde Türkiye-Amerika, Türkiye-Rusya ilişkileri konusunda haberler ön plana çıkmış. Suriye hakkında hemen demin senin söylediğinde ne bu? İngiliz Express gazetesinde Erdoğan'ın tehdidinden sonra Rusya Türkiye'ye sert bir uyarı gönderdi. Evet. Erdoğan tehdit dedi, devam ederiz. Çavuşoğlu'nun evet. söylediği. Suriye hakkında iki başlık daha. ABD'li senatörler demiş ki uzmanlar Türkiye'yi Suriye harekatı nedeniyle mahkum ediyor. Reddit.com'dan BBC'de bir haber var. Başlığı tam bu değil ama Trump Suriye'den petrol mü çalıyor diye. Le Figaro, Fransız Le Figaro'da Türkiye ile NATO müttefikleri arasında derin bir kriz var.
Suriye'de Rus ve Suriye birliklerinin İdlib'de bir kampa yönelik 21 kişinin ölümüyle sonuçlanan hava saldırısı var. Bu aşağı yukarı benim baktığım her gazetede vardı bu haber. Birleşmiş Milletler'de, El Cezire, Independent, Middle East Report, Guardian, Telegraph, Sydney Morning Herald, Avustralya, her gazetede var. Guardian'dan bu konuyla ilgili bir başlık. Gözlemcilere göre Nisan'dan bu yana Suriye'de hava saldırılarında 1000'den fazla insan öldü. Amerikan PBS Public Broadcasting System Suriye'deki savaş suçları Avrupa'da nasıl soruşturuluyor? O bütün bu beyaz fosforlu hikayeleri evet. Vardı ya, onun tekniğini anlatmış yazı. Trump'ın Kürtle insider.com, bu bir ekonomi internet sitesi. Trump'ın Kürtlere ihanet etmesi Rusya'ya askeri istihbarat hediyesi olarak geri döndü. Almaslar News'tan bir haber. ABD Suriye Kürtleri ile Şam arasında gerçekleşebilecek barış görüşmelerinden gayri memnun. Anlaşılan yine bir şeyler başlamış. O şey yapıyor. Başkaları da var. Daha ilerleyen bölümlerde onları da aktarabilirim. Evet. İlk bölümün sonuna geldik. Evet. Saat başında görüşmek üzere.